Merhaba değerli izleyenler. Ozan Nuri ile Bizim Ellere hoş geldiniz. Bu haftaki Ozan Nuri ile Bizim Eller, doğduğum, büyüdüğüm, kendi köyümdeyim. Kahramanmaraş'a 80 kilometre olan Sarıgüzel'deyiz. Sarıgüzel, İkizce. Buyurun hep beraber köyümüzü gezelim. Kemerdar mı geliyor? Evet, dedik ya, doğduğumuz, büyüdüğümüz köyümüz Sarıgüzel, İkizce Obası'ndayız. Şimdi bakkalımız var burada. Bakkalımız da çınarın dibine oturmuşlar. Biz de bir selam vererek. Selamünaleyküm. Sağ olun, sağ olun. Ben de şöyle oturayım çınarın dibinde. Şimdi bura bizim için önemi, maddi değil de manevi değeri yüksektir. Bizim evlerimiz bu tarafta, hemen bu yakın. Bu evler bizim evimiz, doğduğumuz, büyüdüğümüz memleketimiz. Burada bizim bir yamula çavuş emmemiz vardı. Burada at nallardı. Yeri de orası, bak gösterirsen Ali Bey. Burada atları, bak hapishane gibi oraya dıkıyorlar oraya. Orada çat çat nallıyordu. Şimdi de biraz sonra da inşallah oraya, yaylaya gideceğiz. Topaktaş dediğimiz yaylamız var. Oraya gideceğiz. Yamla amcayı da orada göreceğiz. Öncelikle bakkalımız, nasılsın, iyi misin? İyilik. Halil Koca, ne yapıyorsun, ne diyorsun? Vallahi iyilik abi, devam işte köyde. Başka bir tane yan tarafta daha komşumuz da var, market. Onunla beraber herkesin rızkını verecek Allah. Biz de bekliyoruz abi böyle. Köyde işte, köy yerinde biliyorsunuz böyle. Ama her şey var içeride. Yani bir şehirde ne varsa hemen hemen. Biraz da noksan olsa da var yani. Evet, şimdi de benim biraderim. Eskiden şurayı çeker misin Ali'ciğim? Bak şurayı. Şu üstü güneş enerjisi olan küçük kulübe var ya. Ha, evet, şimdi bizim birader de orada bundan 20 sene önce, 20 yıl önce burada berberlik yapıyordu. Şimdi de şehire göçtü. 20 seneden beri şehirde dolaşıyor. Bugün de burada, hani bizim köylü olduğumuz için köyde bağ, bahçe, üzüm pekmezi, ceviz, onları harman yapıyor. Yani harman zamanı şimdi, alıp şehire götürecek. Ne var ne yok kardeş? Sağ ol kardeş. Allah'a şükür. İyiyim. İşleri bitirdin mi? Evet, işleri bitirdim. Cevizleri çırptın. Cevizleri çırptık. Pekmezi kaynattık. Oh. Hasılat zamanı işte, bildiğiniz gibi. Biz de şehirde oturuyoruz dediği gibi. İşte yüz zamanı, hasılat zamanı geldiği zaman geliyor burada köyümüzde, cevizimizi, üzümümüzü çırpıp, pişirip. Kışlık yiyeceğimiz, evet. Toplayıp gidiyor yani. Toplayıp gidiyoruz yani. Evet değerli izleyenler, şimdi de bir
eski bakkalımız vardı. Lakabıyla Bakkal Ali. Onun yanına varacağız. Üzüm kesiyor şurada. Belki bir iki salkım, çiltim derik biz burada. Bir iki çiltim üzüm yeriz. Oraya gidelim. Kaş altından bakıyor, ciğerimi yakıyor, dudaktan bal akıyor, diline kurban oldum. Dudaktan bal akıyor, diline kurban oldum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Ozan'ım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, şeref merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz kardeşim. Sağ olasın. Evet, teşekkür dedik ya. Bizim, sağ olun. Allah. Bizim eski bakkallarımızdan Bakkal Ali derler. Şimdi üzüm kesiyordu, gördük. Biz de dedik biraz bir selam verek, bir üzümümüzü yiyek. Teşekkür ettim. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun, var olun. Evet, evet. Hey, bizim ekşicenin yemini. Evet, nasılsın abi? İyi misin? Yazak şöyle, Allah'a şükürler olsun. Maşallah maşallah, çiçekler, güller açmış. İşte bizim mekan bura, Bakkal Ali'nin mekanı burası. Evet evet. 37 yıl burada bakkallık etti işte bu insan. Şimdi de tadını çıkarıyor. Şimdi tadını çıkarıyor, emekli oldu elhamdülillah. Allah güle güle yemek nasip etsin abi. Sizin gibi dostlardan işte. Şuradan mı geçiyor bahçeye? Buyurun, he, bahçeye geçelim. Abi bahçede maşallah konuşuyor ha. Abi gördüğünüz gibi. İşte çiçeklendirmeye seviyorum bu çevremizi. Evet, beni izleyen tüm arkadaşlarımıza bu çiçeği hediye ediyorum ben. Ali abi maşallah, bunlar kabarcık üzümü. Kabarcık üzüm işte, sarı güzelin meşhur kabarcık üzüm bu. Vallahi şimdi Maraş'ta Bertiz kabarcığı diyorlar ama sarı güzelin kabarcığı daha güzel gibi görünüyor. Aynen ya. Aynen. Burası bak abi böyle. Ya mübareğe bak, mübareğe. Bunun bir pekmezi olur, bir görsen inşallah. Bak yarın abi bak. Bak abi bak. Üzümler kıpkırmızı olmuş mübarek. Bağ bozum işte, artık bundan sonra bunları kesip pekmez yapıyoruz. Şükür i̇nşallah olsun. İnşallah. Evet. Şimdi biz buradan kimseye armağan edemiyoruz. Edebilsek keşke ederiz ama kime eder? Emrinizde yani, hemen kesip götürebilirsiniz, hediye de edebilirsiniz, serbest. Serbest abi, buyurun evet. O zaman beraber yiyelim buradan. Evet evet, buyurun. Tadına bakalım abi. Aynen aynen aynen. Heh. Buyurun. Bak abi, biz yavaş yavaş burada tadına bakalım. Metin ye kardeş, buyur gel sen de ye. Gelin gelin gelin. Komşumuzun üzümüne, şunun tadını bilenler bilir abi diyor ya. Helal olsun he. Baba, yen. Şunun tadını bilenler bir virgül bıraksın aynen. Oraya. Şimdi diyorlardır. Biz yerken ha, ağzı sulanıyordur ama yapacak bir şey yok, ne yapalım. Aynen. Keşke onlar da burada olsa. Değerli izleyenler, sarı güzel iki hisseden böyle Ceyhan Irmağı akıyor. Onun kenarına doğru geldik şimdi. Burada bizim köylümüz İsmet Navruz var. Değirmenci, eski su değirmenini hala çalıştırıyor, devam ediyor. Burada köylünün ununu, bulgurunu, dövmesini burada hazırlanıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ozan'ım hoş geldin. Hoş bulduk. Tamam, hoş hayırlı işler, bereketli sağ işler. Sağ olun. Allah razı nasıl olsun. Geliyor? İşte değermenci görüyor musun? İşte değermenci. Evet, değermenci. Değermenci böyle olur. Evet. Aynen böyle. Her yer un olur, aynen, toz olur. Evet, içeri girelim. Şimdi ben bunu göndereceğim.
Evet değerli izleyenler, gördüğünüz gibi eski, bak ağaca bak. Şu ağacın kalınlığına bak. Bu ağacın şeyi artış mı acaba? Ne bu? Çam mı? Maşallah, maşallah. Değirmencimiz. Evet abi. Değirmencimiz unu döktü, çuvalladı. Şimdi buğdayımızı döktük. Buradan gördüğün gibi. Biraz sonra çalıştıracağım. Şimdi şuraya. Evet İsmet abi çalıştırıyor şimdi. Nereden çalıştırıyor bak abi? Şimdi onu Ozan Nuri çalıştıracak. Öyle mi? Yapacağım. He. Oradan ayarlamasını yapılıyor. Değirmen ufak ufak dönmeye başladı. Şimdi köyü bir boşaldı. Öte git o ağacı. Bak abi, değirmen nereden çalışıyormuş? Buğday dökülecek oradan şimdi. Git öde gitsin. Abi gördün mü? Gördün mü abi? Kolu çevirdik. Taş dönmeye başladı. Geri çekilelim. Un geliyor. Bak abi ya, görüyor musun? Fabrika. Evet. İsmail abi, İsmet abi, bu şeyde kepekli un değil mi? Kepekli un. Kepekli, böyle kepeğe alınmamış, orijinal. Kepekli doğal un bu. Doğal un bu. Bunun ekmeği böyle ağzında sakız gibi olmaz, hemen dağılır. Kepekli. Şeker hastalarına birebir. Değil mi abi? Hayat yok, bu da çok aktı, onu azaldı. Öyle mi? Yukarıdan aşağı geliyor. Alttan su döndürüyor bunu. Elektrik yok burada. Elektrik var ama suyla çalışan bir değirmen. Sallanarak geliyor. Yoluna kurban olur. Sallanarak kemerdar mı geliyor, beline kurban oldum. Kemerdar mı geliyor, beline kurban oldum. Burada yem yapıyor. Yem değirmeni, arpa, mısır, buğday, hayvan yemi yapıyor yani, anlayacağız. Öyle mi? Bura onun dezgahı. Aynen. Bu da o yeme ait. Orada insanlara yem yapıyor. Aynen doğru. Burada hayvanlara yem yapıyor. Doğru. Şimdi şöyle buyurak. Burası? Bura bulgurluk. İşte Elia bunu kendi eliyor. Ha burası kendi eliyor. Hem dönüyor hem de eliyor bu. Maşallah ne güzel. Onu da kim yaptı buraya? Sen mi yaptın? Babam yaptı bunu. Yok ya. Ya bunu rahmeti. Babam kafadan çıkarttı. Allah Allah. Aynen öyle. Burada öbür tarafta. Şurada dövme. Dövmelik. Ha. Şurada altta su geliyor. Alttan su geliyor. Düşme sakın. Belki kırılabilir. Burada dövmelik şu anda çalışmıyor. Çalışmıyor şu ama anda. Ama gerek olduğu zaman çalıştırıyorlar. Aynen. Yok bunu çalıştırmıyorum daha. Öyle mi? Heh. Evet işte dövmelik, bulgurluk, ondan sonra yemlik, öbürü de unluk. Hepsi var burada. İnsanların ihtiyacı olduğu sürece geliyorlar. Burada kış yaz. Su bol. Ceyhan Nehri akıyor. Nehrin kenarında bir yer. Dışarıdan göreceğiz birazdan. Evet değerli izleyenler, bizi takip etmeye devam edin diyoruz. Geliyor.
Evet, su değirmenine oturduk. Sular şırıl şırıl akıyor. Biz de Mahsuni Şerif'in, rahmetliğin bir türküsünü sizler için söyleyelim. Bütün bizleri izleyenlere armağan edelim. Mevlam gül diyerek iki göz vermiş, iki göz vermiş. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı, ağlamasam mı. Dura dura bir sel oldu merenler. Bilmem çalasam mı, çalamasam mı. Bilmem çalasam mı, çalamasam mı. Dura dura bir sel oldu merenler. Dura dura bir sel oldu merenler. Bilmem çalasam mı, çalamasam mı, çalamasam mı. Yoksulun sırtından doyan doyana, doyan doyana. Bunu gören yürek nasıl dayana, nasıl dayana. Yiğit muhtaç olmuş uğru soğana. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi. Bilmem söylesem mi, söylesem mi. Vay. Yiğit muhtaç olmuş nuru soğana. Yiğit muhtaç olmuş nuru soğana. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi. Söylemesem mi? Mahsuni Şerif'im dindir acımı. Dindir acımı. Bazı acılardan al ilacımı, al ilacımı. Pir sultanlar gibi dar ağacını. Bilmem boylasam mı, boylamasam mı. Bilmem boylasam mı, boylamasam mı. Bir sultanlar gibi dar ağacını. Bir sultanlar gibi dar ağacını. Bilmem boylamasam mı, boylamasam mı, boylamasam mı. Evet İsmet abicim. Buyurun. Bu güzel türkümüzü de söyledik. Özellikle bütün izleyenlere ve sarı güzellere armağan olsun diyorum bugün. Evet. Şimdi senden de bir, senin sesin güzel olduğunu ben biliyorum. Benim sesim yaş gitti artık. Yaş güzellik yetti. Güzellik yetmez inşallah, şunu tekrar tutarsanız. Tekrar tutarım. Ne diyecek şimdi? Ha şimdi şunu söyleyeyim. Göksüne gidiyor şimdi. Şimdi değerli izleyenler, benim bir türküm var, Maraşlım türküsü. Onu biraz ezberlenmiş söylüyor. Bildiği kadarını şey yapalım.
başka, insanı getirir aşka. Andırın doktoru derler, dirseğinden yesen keşke. Andırın doktoru derler, dirseğinden yesen keşke. Oyan işler nakış nakış, Maraşlım bu nasıl bakış. Bana köye gel diyorlar, gelemem yolları yokuş. Bana köye gel diyorlar, gelemem yolları yokuş. Elbistan'ın düzü, Ilıcası ekin özü. Eğer suyundan içersen içerimde kalmaz sözü. Eğer suyundan içersen içerimde kalmaz sözü. Oyar işler nakış nakış, Maraşlım bu nasıl bakış. Bana köye gel diyorlar, gelemem yolları yokuş. Bana köye gel diyorlar, gelemem yolları yokuş. Evet İsmet abi, diline sağlık. Harika. Bir de kendin içinden gelen bir türküyü söyleyelim. Kendim içimden gelen bir türkü de söyleyeyim. Ne söyleyecek abi? Alır bu sazı çalarım, ak çeker çeker yanarım. Onundan ben başlayayım. Oğlum sen başla, ben arkandan geleyim. Tamam. Alır bu sazı çalarım, ak çeker çeker yanarım. Yitirdim yarı ararım, doğru söylen gören yok mu? Sevdiğimi gören yok mu? Yitirdim yarın ararım, doğru söylen gören yok mu? Gül yüzümü gören yok mu? Yüzün güneş gibi yaktı beni, ateş gibi uçtu gitti bir kuş gibi. Doğru söylen gören yok mu? Sevdiğimi gören yok mu? Uçtu gitti bir kuş gibi. Doğru söylen gören yok mu? Gül yüzümü gören yok mu? Yüzün güneş gibi yaktı beni, ateş gibi uçtu gitti bir kuş gibi. Doğru söylen gören yok mu? Sevdiğimi gören yok mu? Evet. Teşekkürler. İsmet Navruz abim, teşekkür ederim. Değermenci abim. Ben teşekkür ederim. Çünkü hoş geldiniz tekrar. Allah razı olsun. Sizden bak, de abi cümlemizden. Şavardaki onu görüyor musun? Ah, işte, işte değermencilik bu. Değermenci. Değermencinin yanına geldik, söyledik, sohbet ettik. Değerli izleyenler, sağ olsun. Biz de buradan şimdi tekrar köye çıkacağız. Köyden de yaylaya gideceğiz. Belki bekmez yapanları da gidip ziyaret edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Sallanarak geliyor, yoluna kurban oldu. Kemer dar mı geliyor?
geliyor beline kurban oldum. Evet, şimdi de pekmez kayna diyorlar burada. Biz de varak bakalım, kolay gelsin diyek. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş bulduk. Efendim, hoş geldiniz, hoş bulduk. Sağ olun, evet. Aa, hoş geldiniz. Bereketli olsun İsmail efendi. Sağ olun. Benim abim Sarı Güzel'de, İkizce'de. Kardeş Ali. Kardeş Ali ve Yağab İsmail deriz. İsmail Keklik. Şimdi burada bekmezi kayna diyor. Kimin bu bekmezi abi, senin mi? Yok yok, İsmail efendinin. İsmail efendinin. Evet. İsmail efendinin. İsmail bey, nasıl bekmezin durumu nasıl? Bekmezin durumu iyi maşallah, iyi. Kaliteli. Kaliteli. Bizim burada doğal bekmez, organik evet, bekmez, organik. İçinde katkısı olmayan bekmez. Üzüm bekmezi, üzüm. Bizim buraların üzümü de biliyorsunuz kabarcık üzümünden yapılır. Heh. En güzel bekmez. Kaliteli bekmez ama taşıyor bak, taşıyor. Kefleme, odasın, onun adı kefleme. Kefleme şey yok mu bunun, neyle, bir şeyle karıştırıyorlar mı artık, alıyorlar mı? Evet değerli izleyenler, işte bizim burada da bekmez yetişemedik, üzümü tepelemişler. Bekmez yapılıyor. Bu ne yapıyorsun abi? O köpüğü şöyle olacak. Bak, ha bunun içine toprak da karıştırıyorlar ya, o toprak atacak, böyle gidiyor. Atacak şöyle. Daha kaynayacak mı canım? Geçsin, 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 geçsin. Allah Allah, bunu görmediydim ben. Bu gidecek. Kaynadıkça bu gidecek şimdi, ondan sonra biraz sonra indiririk bunu. Şurada duracak bir saat durulacak, böyle bekmez olacak. Şu kaşığı alabilir miyim abi? Heh. Kaşığı kardeşim. Abi bak şimdi. Ama daha kaynamamış ki bekmez. Hasta kaynaması var. Gel. Öyle mi? Yapılmış bekmez var. Gel onu çıkar. Bu da daha tam şey oluyor. Öyle mi? Yapılık bekmez var. Evet. Gel. Yapılıktan biraz bir tadına bakalım. Bal, bal mübarek, bal. Bakak abi. Bismillah. Evet. Şöyle köpüklenmiş mübarek. Arılar. Doğal bekmez. Abi bekmeze bak, 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 bak. Bak abi bekmez işte bu. Abi sarı güzel bekmez işte bu, kabarcık bekmez. Ya abi pahalı mı bu sene bekmezin kilosu, nasıl gidiyor? Aa, 35-40 arası. Duyurak şöyle bir kilosu. Ya, 35-40 arası öyle gidiyor ya. Ya şeker balından çok iyi bu. Bu ağzımı yakıyor. Ne? Bu ağzımı yaktı. Bal, bal, bal mübarek, bal. Yeter abi fazlası. Sarkı bakarak. Götürür adam. Ben de şeker var ama fazla götürmeyek. Ya bunu da fazla şeker etkilemez ama ya. Ama gerçek bekmez. Bu doğal. Doğal olduğu için şekeri fazla etkilemiyor. Etkilemiyor değil mi? Yok. Ona şöyle süreçlerek abi bunu şimdi. Soğutuyor adam, soğutuyor. Öyle mi? Kaynattığımız zaman. Bunu şimdi kaynattığımız zaman böyle ağzını kapatırız. Öyle mi? Yani ha. Sinek konmasın, arı konmasın, arı onun düşmesin. Onun için bir de soğuması için. Mesela şu üstüne sini veya da kapağını kapağı vurduğu zaman bekmez siyahlaşır. Öyle mi? Ha. Böyle durursa, böyle durursa sarı durur. Yani. Böyle şey doğal şeyini korur yani. Ha, bak bunları hep öğreniyor yavaş yavaş. Ha. Böyle doğal öğreniyor korur. Abi öğreniyor. Şimdi kaşığımızı buraya geri koyak. Burada işte gördüğünüz gibi alttan yakıyorlar odunu, kaynatıyorlar. Bunun ismi masere. Bizim burada masere derler. Bunda çam odunu yakmayacaksın. Ne yakacaksın abi? Meşe mi? Meşe, çınar. Çınar odun. Yani çınar meşe. Ne yapıyor? İs mi yapmıyor yani? İs yapmıyor. Ha, is içine sinmiyor. Bozmuyor yani o zaman. Meşeyle çınar ağacı. Çınar ağacını bol bol yakın. Çam kesinlikle yakmayacaksın çam odunu. Evet şimdi buradan da bekmezimizi içtik, gördük. Sarı Güzel Ekizce'den yaylaya gideceğiz şimdi de. Ha, beklemiyoruz orada canım. Evet, evet. Gidelim. Buyurun siz de gidelim. Sağ ol. Ya, sağ olun. Şimdi bizi göreceğim. Burada bekmez kayna diyorsun. Bekmez kayna diyor. Abi size kolay gelsin o zaman. Görüşürüz. Teşekkür ettik. Kendinize iyi bakın. Haydi güle güle. Sağ olun, sağ olun. Kız dolunda yatayım. Kurban oldum.
değerli izleyenler, dedik ya Değirmen'den buradan sonra Topaktaş yaylamıza gideceğiz diye. Şimdi geldik. Topaktaş dediğimiz bölge yaylada. Eskiden buralara hep 3-5 geçisi olan yaylaya göçerdi. Bizim çocukluğumuz zamanlarda. Şimdi buralar artık ceviz bahçesi olmuş. Yamla Koca abimiz burada. Yamla amca nasılsın abicim, iyi misin? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun, biz de iyiyiz. Biz de sizlerin halini hatırını sormaya geldik bugün. Sağ olasınız, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah sizden de razı olsun. Şimdi bize bugün burada bir Yamla amca bir ziyafet çekti. Yemeğimizi elinize artık yedik. Geçmişlerinizin yanına değsin. Afiyet olsun. Yemekler yendi. Ceviz burada. Cevizler çırpılıyor şu anda. Elmamız burada. Bahçede elma dolu hep. Gördüğünüz gibi kovada bizim İsmail düzenliyor da elmayı. Elmalar da ye beni diyor ha İsmail. Evet abi. Nasıl geçiyor Yamla amca? Köyler iyidir, bahçe. Tabii güzeldir. Her gün buradasın herhalde. Çok gün buradayım. Haftanın 3-4 günü buradayım. Sulu yok, bakı yok. Küprasını atıyor. İşte zamanla, gününe göre. Ya şey soracağım şimdi. Buyur. Senin yaş nerelere vardı? 71. 1950 doğumluyum. 71. Yani dikkatimi çeken bir şey var da. Buyur. Benim bıyıklar, saç sakal bembeyaz oldu. Sen iyi olmayak. Buranın yüzünden. Tabii ki buranın yüzünden. Soğuk suyun içi yok. Havasını teneffüs ediyor. Tabii ki senden biz bir olmayacağız. Yani sen genç olacaksın. Elbette. Evet, haklısın abi. Ne diyelim? Şimdi burada abiler var. Şöyle kısaca sizleri tanıyabilir arkadaşımız. Ben Mehmet Savran ben. Ben Misavrak'tan Ali abi, Bey. Abi nerelisiniz abi? Ben Avşin, Kahramanmaraş Avşin ilçesinden. Öyle mi? Evet. Avşin hangi köyünde? Karagöz köyünde. Karagöz. Kocaeli'nin orada. Kocaeli. Aynı orada. Evet. Abi hoş geldiniz. Sağ ol, Allah razı olsun. Ben de buraya teşvik ettim. Söyleme. Emekli başkomiser. Öyle mi? Evet. Memnun oldum. Ben de 2 yıl önce sizin orada yine bir program çektik. İzledim ben. İzledim. Buralarda. Ben genelde Avşin bölgesine çok giderim. Biliyorum, bizim köye de geldim. Karagöz'e. Evet. Karagöz'e geldik. Kocaeli'nin evinde program çektik. O da Ozan bizim gibi. Doğru. Evet. Evet. Evet, şimdi burada da bizim tanıdığımız Kertmen köyünden. Eski pehlivanlardan. Zaten hep burada pehlivan. Çaldıran mı? Buyur kardeşim. Nasılsın? Ben isim lakabıyla biliyorum ben. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Sana hoş geldin diyorum. Sağ olasın. Programın için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olasın. Memleketin Kertmen köyünün sevilen insanlarından birisi Çavdaran mı? Allah razı olsun. O sizin sayenizde. Sağ olasın. Sağ olasın. Şimdi Kertmen deyince tabii ki burada bizim bir delenimiz var. Evet. Kertmen'in sarı güzelliğin en delenli sen mi? Yok, senden başka bir delen daha var. Karacıklı Mustafa var değil mi? Şimdi Karacıklı Mustafa'dayım, benden yaşlı. Şimdi benim, sen de dayımsın. Bura benim ana toprağım. Öyle mi? Ben evet. Kertmenliyim, eski muhtarım. Efendime söyleyeyim, 25 senede güleşmişim. 25 senede hiyatlık yapmışım. Ondan sonra dayılarım davet etti, ziyarete geldim. Bugün? Bugün bura benim ana yurdum. Hoş geldin, safa geldin. Canınız sağ olsun, dayılarım sağ olsun. Allah razı olsun. Biz de küçüklüğümüzden beri buralarda ayağımızın değmediği. Hoş geldiler, safa aldılar, memnun oldum. Allah razı olsun hepinden de. Sağ olun. Sizlerden de Allah razı olsun. Sağ ol dayı. Şimdi eski hikayelerde Mehmet amca değil mi? Ha, Mehmet Tüfek. Hatırladığıma göre Mehmet Tüfek. 68'den de 78'e kadar muhtarlık yaptım. Ondan sonra evvela azalık derken 25 sene hiyatlık yaptım. 15 sene ameliyat çavuşluğu yaptım. Maşallah. Dayı, maşallah. Bu yaşı 88 elinle bitirdim. Yaş 88. Hah. 33'te dünya gelmişim 1900. Maşallah, maşallah. Şöyle bir tutayım, öyle bilek güleşi yapsak senden. Kürunen Zaki şeyin yanına vardım. Kürunen İsmet Hoca'nın. 80'den yukarıda şal var bende. Varsanız gelin. İsmet Hoca da dedi, çürükle veriyor kardeşim güle güle. Hacı Sevittin de. İleri tut hele şöyle bak. Bak. Görüyor musun? 89 yaşında abi. 89 yaşında ama zannedersem 29 gibi görünüyor. Yani gücüne bakarsan 29 gibi. Şimdi maşallah. Maşallah. 20'sini tenzil düşüyordum. 3-4 sene evvel 65'e indiriyordum.
Bir çakilim geldi, ne oldu? Ulan kardeşim bana tokanla dedim. Ben seninle uğraşmıyorum dedim, yaşa. Yerinde dur. Dur. Yani müsaade vermedi. Sen aynı o bildiğin. 20 sene tenzil düşücüydüm, düşemedim. Düşemedi, gene düş. Düş. Ben düştüm. düştüm. Daylarım sağ olsun. Ben düştüm, bileğini yoklayınca ben düştüm. evet. Sağ olsun Mehmet amca. Mehmet amca buraların Kertmen'in, Sarı Güzel'in, Ilıca'nın gülü diyelim ya. Değil mi? Şimdi iki kelime daha konuşsam ayıp olur mu? Olmaz, olmaz, konuş. Şimdi Sarı Özel'de halladayım vardı. Ya oğlum konuş. Bir devriye muhtarlık yaptık. Ben dedi Kertmen'in muhtarıyım olacaksam o mühürü kaldırır atarım dedi. Ben ne dedim? Ulan adama dayı gerek, dayı dedim. Yani bir tarafa bir kenara çal. Senin gibi dayım olduktan sonra iki köyü idare eder dedim. Ben hiç göz oğunu alma dedim. Öyle mi dedin? He. Ben de hoş geldi almış, çapıt gibi adammış. Yok ya. Ulan ne diyor ya? ha, atıyor şimdi, içinden geleni konuşuyor işte. Aynen, aynen. evet, sağ olasın, sağ olasın. Sen de sağ ol. Sağ olasın. Ecdadına rahmet olsun. Senin çok de. Çok şeyine seyir eyledim. Öyle mi? Maraş'ta o zaman tabii. Şöyle bir el salla bütün seni izleyenlere. Şuraya bak şuraya. Elini el salla öyle oradan. Ha. Hoş geldiler, safa aldılar. Seni izliyorlar şu anda. Ha, Allah izlenler. Razı olsun. Seyredenler. Ha, Kertmen'e de selam olsun buradan. Tüfeklere selam olsun. Hani bir tüfek falan var ya. Köy garajlarında. Ha. Ona da selam olsun. Halle de selam olsun. Halle muhtemelen. De selam olsun. Şimdi hepsini sayamıyor, isimleri tabii, çok. Tabii. Evet, şimdi geldik bizim Çavuş Emmi'ye. Çavuş Emmi nasılsın, iyi misin? İyiyim Allah'a şükür, hepiniz hoş geldiniz. Sağ olasın Çavuş Emmi, sağ olasın. İyiyim şükür. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, sağlığın yerinde inşallah. Sağlığım yerinde Allah'a şükür. Gerçi buraya da durumda sağlığın yerinde olmaz mı? ben de soruyorum işte. Soracağım. 80 yaşadım. Maşallah. İyiyim. Değil mi? Yaşadım. İyiyim Allah'a Allah şükür. Uzun ömürler versin. Yeter hepiniz ki hepiniz sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Hallem mi? Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. 1945 doğumluyum. Maşallah. Çok şükür Allah'a. Hamdolsun. Geçinip gidiyor. Rahatlık Allah'a şükür. Allah daha iyi gitsin. Sağlık versin. Bitsin işimiz güneş açmadan, devam gerek yolumuzda şaşmadan, hastan olup yataklara düşmeden, gençliğin kadirini bilin müminler. Vazgeçelim tembel tembel yatmadan, çalışalım rızka haram katmadan, ihtiyarlık belimizi bükmeden, gençliğin kadirini bilin müminler. Şimdi Peygamber Efendimiz'in sancağı da yeşil, üzerindeki mezar-ı şerifinin üzerinde da yeşil. Oraya da yalnız gidilmez. Yeşildi sancağı nurdan alemi, yalnız varılmaz yoldur haremi. Delilimiz Kur'an Allah kelamı, gel ölüm gelmeden tedarik eyle, tedarik eyle. Gezdiğin yerlerde Hak'a zikreyle. Cennetin içinden ırmaklar akar, oturmuş huriler seyrine bakar.
Münafık olanı cehennem yakar, gel ölüm gelmeden tedarik eyle, tedarik eyle. Geçtiğin yerlerde hak'a zikreyle. Cennetin aleyi göreyim desin, Gonca güllerini direyim desin, Hak'ın cemalini göreyim desin, gel ölüm gelmeden tedarik eyle, tedarik eyle. Gezdiğin yerlerde Hak'a zikreyle. Namaz kılan müminlere cennetin kokusu gelir. Zikreyleyen o dillere cennetin kokusu gelir. Akar gözlerimin yaşı, derdi bile mermer taşı. İman ile ölse kişi cennetin kokusu gelir. Hasret kaldı ehli dile, onun için düştük yola. Allah'ın arayan kula cennetin kokusu gelir. Gel tabip beni arama, çare değilsin yâreme. Aslıysa ben kereme, cennetin kokusu gelir. Halil amca, dillerine sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, sağ ol. Şöyle bir de Mehmet amcadan dinleyelim. Mehmet amca da eskiden türkü söylerdi. Türkü söylerdi, ben bilirim. Şimdi şöyle bir destan söyledim. Kime? Sen olacak avcılardan bir çocuk vardı, senin yanında uğraşırdı. Zekeriya değil, neydi o ya? Musa mı? Menderes. 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 Dedi ki, dedi ki, kert bana bir türkü söyle de yayım evine vereyim. Onu söyle. Söyle bakalım, söyle dinleyelim Mehmet amca. Şimdi aslımız Kertmenli. Dedelerimiz gelmiş oraya bir isim koymuş Kertmen. Evvel Pürenge. Pürenge. Şimdi ona bir destan söyledim, onu söyleyeceğim. Söyle bakalım Mehmet amca. Atlığında sarı sümbüller biter, kışlaktan da da kekli güller öter. Kertmenin namı da bize de yeter. Hani nerede kaldı da adı Kertmenin. Kertmenin namı da bize de yeter. Hani nerede kaldı da ünü Kertmenin. Abaz'da nerede Türenge deresi, şimdi bilmiyorum ko Kertmen neresi. Kertmen bize kaldı dede müresi, hani nerede kaldı da adı Kertmen'in. Dede bize, dedemizden kaldı Kert dede müresi, hani nerede kaldı da ünü Kertmen'in.
Çilakli derlerde kertmen bağları nere gitti hani kertmen ağları. İşe yaramıyor kalan sağları. Hani nerede kaldı da ünü kertmenin. İşe yaramıyor da kalan sağları. Hani nereye gitti de ünü kertmenin. Kısık da delik dersi gittiler. Hani kertmenin de köyünü nettiler. Torlayıp toplayıp deriye döktüler. Hani nerede kaldı da adı kertmenin. Torlayıp toplayıp deriye döktüler. Hani nerede kaldı da adı kertmenin. Memişine kıvra girmeni sürdüler. Yarısını niye niye de buraya böldüler. Komşu köyler bize de niye güldüler. Hani nerede kaldı da ünü kertmenin. Yarısını da niye niye buraya beldiler. Hani nerede kaldı da adı kertmenin. Epey oldu. Şehitlerimiz mercimek tepede yatıyor. Koç yiğitlerimiz de silah çatıyor. Fransız da kendi elinden kaçıyor. Ünlü şanlı kahraman da Maraş yurdumuz. Fransız da kendi elinden kaçıyor. Ünlü şanlı kahraman da Maraş yurdumuz. Dillerine sağlık. Şimdi Halil amca ile Mehmet amca için bir alkış yapalım. Sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun. Dillerinize sağlık. Sağ olun. Evet, sizlerin dillerine sağlık Mehmet amca, Halil amca. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sizlerden de rahmet olsun. Sizlerden de. Ben seni çok izlemişim. Teşekkür ederim. Şimdi dün karşılaştığım bir abimizin şiiri var. Şadalak'tan İbrahim Akçadağ. Köyü baraja gitmiş, oraya köye gelmiş, bakmış ki işte yurt olmuş, su basmış, yurtlar kaybolmuş. Orada ne demiş onu ben şöyle bir sizlere okuyayım. Aşıp geldik Ali Kayası'nın arkasından, yaşamayan bilmez köyün yaşamını. Baba vatanı, dede yurdunu baraj altında bıraktık geldik diyor. Şadalak'tan gelir bizim köy adımız. Başka köylere uymaz huyumuz. Baba vatanıdır eski köyümüz. Ziyaret etmeye ziyaret ettik çok şükür demiş. Nasipse biz gideriz buralardan. Cümlemize yardım eyle etsin Yaradan. Dostlar olduk muhabbeti kesme aradan, köy olaraktan birbirimizi severek geldik. Gönül kırık kaldı, art ettiği muradına. Irmağın kenarında, tepe başında, ahşaptan, taştan yapılmış evleri suların altında bıraktık geldik diyor. Biz hatırlayan komşular orada kalıp gider ama gönül
köyümde. Şimdi yazılar geride kalıyor, o yüzden okumak biraz sıkıntı veriyor. Yine de arz ettiğim o koca çınarı barajın altında bıraktık geldik diyor İbrahim Akçadağ. Buradan İbrahim abiye selam olsun. Şadalaklılara da buradan armağan olsun bu şiir. Evet, şimdi şiirimizi okuduktan sonra biz de... Hani saz ne? Sazı bu. Sazı. Sazımız yanımızda, merak etme. Sazı bu ya, kurbanım sazı bu. Aha, sazımız burada emme. Sazımız burada. Biz de şöyle bir şeyler demeye çalışalım. Boş, ben şuraya otur, geçeyim. Otur, otur, otur. Şuraya geçeyim, bol olsun. Yine. Öyle mi olsun? Rahatsız oldun herhalde. Yok. Rahatsız oldum. Olmadı, kabul etmiyorlar öyle. Kabul etmedi, ver. Meyvelerinde şeyde kaldı. Yalak. Gönlü de bu tarafa. Gönlü oyalardın ha. Ben de köyümüze söylediğim bir türkümü söyleyeyim. Dağın eteğidir, gelin görün bizim köyü. Gariplerin yatağıdır, gelin görün bizim köyü, bizim köyü. Gariplerin yatağıdır, gelip görün bizim köyü, bizim köyü. Kar yağar boran boran, yoktur hallarını soran. Kara sabanla çift süren, gelin görün bizim köyü sarı güzeli. Kara sabanla çift süren, gelin görün bizim köyü, bizim köyü. Derede pe bozuk yolu, halı yoksa serer çulu. İnsanları neşe dolu, gelin görün bizim köyü, bizim köyü. İnsanları sevgi dolu, gelin görün bizim köyü, bizim köyü. Der yaz bahar ayı, coşup akar dere çayı. Sarı güzeldir köyü, gelin görün bizim köyü, bizim köyü. Sarı güzeldir adı, gelin görün bizim köyü, bizim köyü. Teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Bir türkü daha şöyle söyleyeyim. O türküyü de ben isteyeyim. İste abi. Bulutlar... Bilirsek şayet. Biliyorum, biliyorum. Senin söylediğin bu türkü.
Sanki dizlerim bağ çözülür diyor. Herhalde he, gökyüzünde bilmem ne. Belki onu da söyleyeyim. Onu da söyleyeyim. En sevdiğim türküm. Evet. Sanki dizlerimin bağı çözülür, seni uzaklardan gördüğüm zaman. Sevap değil belki günah yazılır, ah çekip bağrıma vurduğum zaman. Ah çekip bağrıma vurduğum zaman. Sevap değil belki, belki günah yazılır, ah çekip bağrıma vurduğum zaman. Ah çekip bağrıma vurduğum zaman. Gözlerimden gizli yaşlar dökerim, sel oldum aşkından yoşu bakarım. Çevirir başımı dönüp bakarım, evin önüne vardığım zaman. Evin önüne vardığım zaman. Çevirir başımı oy oy dönüp bakarım, evin önüne vardığım zaman. Evin önüne vardığım zaman. Gittiğim yerlere adın yazarım, gönlüme nakışlar edip düzerim. Bulut olur gökyüzünde gezerim, o yerine hayal kurduğum zaman. O yerine hayal kurduğum zaman. Bulut olur gökyüzünde gezerim, o yerine hayal kurduğum zaman. O yerine hayal kurduğum zaman. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ama ben severekten söylediğim bir türkü. Yani insanların bundan biraz şey çıkarması lazım. Güzel bir türkü.
sözüm var. Kimseyi hor görme kardeş. Kim nasıldır Allah bilir. Kötüleyip yerme kardeş. Kötüleyip yerme kardeş. Yerme kardeş. Tek hakimdir ulu gani. Bir yaratmış seni beni. Veren alır tatlı canı. Ötesini sorma kardeş. Ötesini sorma kardeş. Çoktur. Bilmeyen de gömül yoktur. Bilmiş ol ki gönül haktır. Sakın olha kırma kardeş. Sakın olha kırma kardeş. Kırma kardeş. Haktır canların yapısı. Kimsede yok burada pısı. Son durak gönül kapısı. Kırdıysa varma kardeş. Son durak gönül kapısı. Kırdıysa varma kardeş. Sende bilir, bilmeden günahkar olup insan doğup hayvan ölüp cehenneme girme kardeş. Cehenneme girme kardeş, girme kardeş. Bakın hayvanlar halına, gitmiş şeytanlık yoluna. Kaderin garip kuluna, baştan isim verme kardeş. Başka isim verme kardeş. Teşekkür ederiz. Diline sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Var olasın. Allah razı olsun sizden de. Eline sağlık. Sağ olasın. Sağ olasın. Şimdi bir de
kendime ait bir türküyle sonlandıralım inşallah. Bugün hava da serin, çok güzel. Güzel bugün. Ortam güzel. Elmalar, üzümler, cevizler ye beni diye oradan çağırıyorlar. Türkümüzü de söyleyelim ondan sonra. Sizlere afiyet olsun efendim. Bizler de yiyelim bunları. Ben de yiyecek zamanı gelmiş abi. Evet. Çavdar amme, evet. İnşallah sarı güzelim üzümü, yani Bert üzümünden daha güzel gibi görünüyor. Ya o da duvarında yetişmiyor. Bak şimdi, şimdi şöyle söyleyelim. Şimdi ben Bertiz'e gidiyorum ya. Bertizler diyecek şimdi bize şey yapıyor. Ben Bertiz'e vardım lan Bertiz'in üzümünü övüyorum. Şu anda sarı güzele geldim. Sarı güzelde bir pamucak var, bir öğrencik var, bir de tobaktaş var. Tobaktaş daha yüksek. Doğal yetişme, topaklar. Yani yayla üzümü harika. Cevizleri maşallah yumurta gibi hepsi. Elmalar zaten karpuz gibi. At olanı. Ya yalan mı konuşuyorum? Yamulan mı? Bak hele şu mübarek kavun gibi ya. Maşallah. Yani çok gitme diyorum yukarı. Bir de dalında şaka bu. Bu garip kulu belli olmaz an değişir. Uzun sanma giden yolu, yol kısalır yön değişir. Yol kısalır yön değişir. Uzun sanma giden yolu, yol kısalır yön değişir. Yol kısalır yön değişir. Eden yerini alır, zulüm eden mutlak bulur. Biri gider, biri gelir, şöhret biter, şan değişir. Biri gider, biri gelir, şöhret biter, şan değişir. Yara derin tutmaz yama, insanoğlu düşmez deme. Buğday aynı buğday ama, değirmende un değişir. Buğday aynı buğday ama, değirmende un değişir. Böyle aşka herkes mutlu olsa keşke. Yazın başka, kışın başka, dağlar bile don değişir. Yazın başka, kışın başka, dağlar bile don değişir. Diline sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim bugün de programımızı yavaş yavaş bitiriyoruz. Sona geldik. Muhabbete doyulmuyor. Muhabbet güzel. Ortam güzel. Yayla. Soğuk su burada yanımızda. Değil mi Çavuş amme? Evet değerli izleyenler. Biraz sonra kapatmak üzere. Şimdilik bizden ayrılmayın diyoruz.
Değerli izleyenler, bugün de Ozan Nuri ile Bizim Eller programımızın sonuna geldik. Bugün Kahramanmaraş'a 80 kilometre olan Sarıgüzel köyümüzde, benim doğup büyüdüğüm köyümüzde sizler için burada çaldık, söyledik. Başka bir programda buluşmak dileğiyle diyeceğiz ve Yamla amcaya ve buradaki arkadaşlara bizleri ağırladıkları için çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, sen var olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Eyvallah, eyvallah abiciğim. Dostlara da saygı selamlar olsun hepiniz. Başka bir programda, başka bir köyde buluşmak dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun diyoruz.